Benim burada her e, hakkında vereceğim en önemli mesaj güvenilirlik ya. Evet. oruçluya bir iftarlık verirse diyor Yani ort caminden, artiannemden hazan diyor. Meyveleri yiyor, yemeği pilavla tavu ayırmış diyor ki bunu niye almıyorsun? E, bunu diye evde götüreceğim çocuklarla beraber yiyeceğim. İşte bak onları bu getirememiş. Işte. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Kıymetli Lalegül TV izleyenleri ve Lalegül Efendi'nin dinleyenleri. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir Yesevi Yolu İftar Özel Programında daha sizlerleyiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abi sizler de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sefa bulduk. Teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in artık ortalarına geldik diyebiliriz. 13. Ramazan-ı Şerif'teyiz. İnşallah güzel geçiyordur. Hemen Mehmet abiye sorabilirim mesela bunu Nasıl geldi Mehmet abi buraya kadar Ramazan güzeldi inşallah diye Valla şöyle Demin söyleyeyim diyoruz. Aslında bütün Ramazanlar e, güzeldir evet. e, Önemli olan biz güzel karşılayabiliyor muyuz evet. O güzellikten istifade edebiliyor muyuz O Ramazan-ı Şerif e, mübarek fırsat mevsimini Fırsat dönemini iyi bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz Aslında e, Ramazan hep güzeldir ama o güzellikten bizim istifade edebildiğimiz kadar evet. e, güzeldir aslında bizim açımızdan. Yoksa e, 11 ayın sultanı... E, ya bir de Mehmet abi istemek lazım. Yani Cenab-ı Hak'tan Ramazan sevgisini istemek lazım. Oruç sevgisini istemek lazım. Namaz sevgisini istemek lazım. Sevdir bana Allah'ım demek lazım. Yani nefsimle göz açıp kapayıncaya kadar bizi baş başa bırakma. Niye? Çünkü biz... Aciziz, hemen hataya düşebiliriz. Bunu isteyince de Cenab-ı Hak e, bahşedecektir inşallah. Mesela hala sahur'a kalkmaktan e, şikayet eden arkadaşlarımız olabiliyor. Ya yani nesine şikayet ediyorsun işte? Ne güzel sahur kalkıyorsun, bir çay koyuyorsun şöyle. Ya şöyle yani. söyleyelim, ya da şöyle söyleyelim. Mesela bir sahurdur, bir teravihtir, bir iftardır. Hı. Şu Ramazan'da yaşadığımız güzellikleri tabii. Ramazan'ın dışında yapmaya kalksak yaşayabilir mümkün miyiz? Mümkün değil abi. Yok yapmak değil. istesen de bu hazzı alamazsın. E alamazsın tabii. Yani enafile yani. oruçlar tutuluyor mesela hiç Ramazan'daki gibi oluyor mu? Olmuyor yani. Olmuyor olmuyor. Ramazan Ama bir başka. Yani hep beraber. Evet sev sevmek lazım. Evet. Ramazan geliyor diye sevinmek zaten iman alametidir. Evet. Ramazan geliyor diye üzülmek nifak alametidir biliyor musun? Allah'a sevinmek istiyor. lazım. Ya. Mesela sen çok güzel söyledin. Elmalı Hamdi Yazır'ın da çok güzel bir duası var. Rahmetullahi evet. Aleyh diyor ki sevdir bize sevdiklerini. Evet. Bizi de sevdir sevdiklerine, evet. sevdirdiklerine. Evet. Yaret bize erdirdiklerini. Evet. Yerdir bize yerdiklerini diyor. Evet. Yani Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın sevmediğini sevmemek çok önemli. Buna buzu fillah, hubbu fillah evet. deniliyor. Allah için buz etmek, Allah için Nefret etmek evet. şey ve Allah için sevmek. Hatta Musa Aleyhisselam zamanındaydı yanlış hatırlamıyorsam Musa Aleyhisselam Ya Rabbi senin rızanı kazanmak istiyorum deyince Ya Musa benim rızamı kazanmak istiyorsan bana, bana benim rızamı kazanacak ne yapıyorsun buyurdu Ya Rabbi namaz kılıyorum namaz sana kalkandır. Oruç tutuyorum. Evet. Oruç sana burhandır. Ya Rabb'i şunu yapıyorum. Ya Rabb'i bunu mu yapıyorum? Ya Musa bunların hepsi senin için. Benim için ne yapıyorsun? Onu söyle deyince Musa Aleyhisselam Ya Rabb'i cevap vermekten aciz kaldığını anlayınca ya Rabb'i senin rızanı kazanmak için ne lazımsa söyle onu yapayım dedi. Ya Rabbi, Rabbimiz de buyurdu ki Ya Musa benim rızamı kazanmak istiyorsan dostlarımla dost, düşmanlarımla düşman ol. Sevdiklerimi sev Sevmediklerimi sevme. Evet. Sevdiklerimin yanında ol, sevmediklerimin yanında olma. Bugün Allah'ı sevdiğini söyleyip Allah'ın düşmanlarının yanında olanlar var mı? Var. Maalesef. Bu nasıl bir sevgidir? Ya. Değil mi? Bugün biz mesela birisine kızmışız. kendimize göre o da yanlış. Yani biraz da böyle tavır almışız. bir bakıyoruz sevdiğimiz birisi onun dükkanına giriyor. Onunla beraber muhabbet ediyor, neşeleniyor falan. Hemen kenara çekip demiyor muyuz? Ya bir dakika ya. ya. sen biliyorsun ben bu adamla iyi değilim. Sen niye gidip bu adama selam veriyorsun? Niye bununla konuşuyorsun? Demiyor muyuz? Hı hı. Ben bu adamı sevmiyorum. Ya ya ben bir iş için gitmiştim. Yok abi beni seviyorsan onunla görüşmeyeceksin. Demiyor muyuz? Evet. Ha bu da doğru mudur yanlış mıdır? O tartışılır. Ben orada değilim. Ama Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki sevdiklerimi seveceksiniz. Sevmediğimi sevmeyeceksiniz. Hı hı. Ya bugün bir baba bile evladının mesela sevmediği insanlarla takılmasını istemez. İstemez. Yani. Hani teşbihten. Yani onlarla gezmeden Allah mesela. Allah'a ama yani, yani böyle hissediyor insan yani. Yani biraz neyi daha. sevdiğimiz, kimi sevdiğimiz, kimin yanında durduğumuz önemli. Yani i̇nşallah Allah Celle Celaluhu sevmemiz gerekenleri sevebilmeyi, sevmememiz gerekenlerden de uzak kalabilmeyi Allah bizlere nasip Amin. eylesin. İnşallah. Amin inşallah buraya Ramazan'ı sevmekten geldik efendim. Evet. Bizler inşallah Ramazan-ı Şerif seviyoruz. İnşallah Ramazan-ı Şerif de bizden razıdır, bizi seviyordur. Ee, diye de dua ediyoruz bir taraftan. İşte 13. Ramazan-ı Şerif günler geçip gidiyor. Takvim yaprakları bir bir dökülüyor. Hep ömürden gidiyor. Daha kaç Ramazan gününe ulaşabiliriz, erişebiliriz bilmiyoruz ama bu günleri hiç değilse iyi değerlendirmemiz gerektiğini birbirimize hatırlatalım. E tabi şimdi yani, Ramazan-ı Şerif gerçekten önemli bir mevsim. Ramazan'da olduğumuz için de sürekli Elhamdülillah demek lazım. Evet. E, i̇nşallah e, şükretmek lazım. Çünkü e, geçmiş büyükler Ramazan'a ulaşmak için hep dua etmişler. E, e, hatta biz 3 e, aylar başladığında Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem'in duasını okuyoruz. Ne Hı. diyoruz? Allahümme barikten fi recebe ve şaban ve evet. bellikna Ramazan diyoruz. Ta 3 aylardan başlıyoruz. Evet. Ramazan'ın özlemine neden? Çünkü Ramazan'a ulaşmak çok önemli. Neden önemli? Bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ramazan-ı Şerif'le alakalı Allahu Teala benim ümmetime Ramazan-ı Şerif'te beş şey ihsan eder ki bunları hiçbir peygambere vermemiştir. Neymiş onlar? Bir, Ramazan'ın birinci gecesi Allahu Teala müminlere rahmet eder, rahmet ile baktığı kuluna hiç azap etmez. Bir, iki, iftar zamanında oruçluğunun ağız kokusu Allahü Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. Üç, Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların af olması için dua eder. 4. Allahu Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. Cennetin yer tayinleri rezervasyon Evet. Ne zaman yapılıyormuş? Ramazan-ı Şerif'te tabiri caizse. Evet. İşte hazır Ramazan'dayız. Rezervasyonlarımızı yapalım. Öyle taksite falan da gerek yok şöyle bir ayı bir güzel geçirirsek Allah Celle Celaluhu vaat etmiş. O vaadinden hulfetmez. Beşinci özellik ne? Ee, geçmiş ümmetlere verilmeyen ama Efendimiz Sallallahu Aleyhi hürmetine bize verilen beşinci özellik Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutan müminlerin hepsini affeder. Bayrama tertemiz gireceğiz evet. inşallah değil evet, mi? Inşallah. Zaten mağfiret günlerindeyiz. Tabii. Rahmet günlerini geçirdik. Evet. Mağfiret günleri, af günleri İnşallah son 10 günde Kadir Gecesi'nde yakalamayı Rabbim nasip eylesin. Amin. İnşallah beraatimizi de alırız. Bak son günde diyor oruç tutarsa Allah hepsini affeder diyor. E bu kadar basit. Demek ki yani bunlar boşuna verilmemiş. Ya Allah bu kadar ikramda bulunmuş Mustafa Bey. Yani tabiri caizse yani şey gibi olmayalım yani o Gazneli Mahmud'un hazineye sokup da ha, Vermeyince... Ha. Mahmut neylesin? Mahmut gibi değil Yani mi? adamın birisi çok meşhur. Yani e, hiçbir işi rast gitmiyor. Yani evet. ondan sonra hep böyle zarar zarar zarar. Herkesin dilinde ya bu adamla bir türlü dikiş tutturamadı hani bugünün tabiriyle. Bir türlü işi rast gitmiyor falan. Artık o kadar yayılmış ki e, Gazneli Mahmut'a Sultan'a hmm. haber gitmiş. Ya demiş madem bu kadar hani şey oldu getirin bu adamı bir hazineye sokalım. Yani e, biz ona e elimizle versek olmaz. Küreyi daldırsın. Evet. Hani ne kadar altın alabiliyorsa alsın. O küreyin iç üzerinde kalanları alsın. Hem de onu demiş zengin edelim yani başka çare kalmadı. Tabii küreyi veriyorlar eline, hazineye sokuyorlar. Garibim ne yapsın? Altınları görünce küreyi ters tutmuş heyecandan. Ondan sonra küreyi bir daldırmış, kaldırmış. Kaldırınca küreyi ters tutarsan üzerinde ne kalacak? Ya bir altın kalmış ya hiç kalmamış. Tabii meşhur gazeli Mahmut'un şu sözü e, tarihe geçmiş. Vermezse mabut ne yapsın Allah. Sultan Mahmut? E, i̇şte aslında mabut vermek için her şeyi kolaylaştırmış. Evet. Tabiri caizse hazineleri açmış. Küreyi de elimize vermiş. Kulum bak Ramazan-ı Şerife geldin. Bak bu kadar sana imkan hazırladım. Cenneti bile hazırladım senin için. İşte cennetin kapılarını açtım. Cehennemin kapılarını kapattım. Şeytanları zincire bağladım oruçla da nefsini terbiye etmen için sana orucu da emrettim. Ya kulum şu küreyi düzgün tut ya. Şu küreyi bir tutmayı öğren kulum ya. Bak Ramazan, ondan sonra da Ramazan çıktıktan sonra da küreyi hep düzgün tut. Yani dünya hayatı nedir? Gelip geçicidir. Bak ben 54 yaşına geldim Mustafa Bey. Evet. Ondan sonra ben bana deseniz ki abi bir anlatsana 54 evet. seneyi. Tabii şu an ekranda anlatamam ama. E, yayından çıkınca sana anlatsam bir saatte bitiririm 54 seneyi. Hadi olsun iki saat. E bir 54 sene daha yaşayacağımın garantisi var mı? Yok. En fazla Türkiye standartlarında 20 sene, 30 sene Allah ne kadar ömür verdiyse Rabbim yolunda yaşayıp, Amin. yolunda şehit olarak ölmeyi nasip Amin. eylesin. Rabbim cümlemize evet. hayırlı, huzurlu, uzun ömürler nasip etsin. Hadi bir saat, iki saatte orası olsun. Dünya hayatı 4 saatlik bir hayat evet. ya. Bu kadar basit yani. Hani mesela ben geriye döndüğümde bakıyorum, genç kardeşlerimiz vardır bizi izleyen. Belki benden yaşlı büyüklerimiz de vardır. Yaşlı büyüklerimiz beni daha iyi anlar. Ben biraz oraya yaklaştım, yaşlıların arasına doğru gidiyoruz. Yani bu seneler nasıl geçti anlayamadık yani. Yani gençlere de diyelim ki çok hızlı geçiyor. Ne olur vaktinizi boşa geçirmeyin. Gelin ibadetle, ondan sonra Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşayarak geçirin. Biz de öyle geçirmeye çalışalım. Biz de geçmişte yaptığımız hataları gelecekte yapmayalım. Allah geleceğimizi, bundan sonraki hayatımızı geçmişimizden daha hayırlı eylesin. E bu duamızı da yapalım. İnşallah şu Ramazan-ı Şerif'te şu cennetteki yerlerimizi bir ayarlayalım inşallah. Rezervasyonlarımızı yapalım ve cennetin rezervasyonu ee, dünyadaki tatil otellerinin rezervasyonu gibi değil Mustafa Bey evet. otellere 2'de girersin 11'de 12'de çıkartırlar seni temizlik için bir vakit bırakıyorlar bir de erken çıkıyorsun geç giriyorsun evet. erken çıkıyorsun cennete bir girersen bir daha çıkmıyorsun evet. kardeşim ebedi rezervasyon cehenneme de bir girersen ebedi rezervasyon oluyor Allah ebedi rezervasyonumuzu cennete yapabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah Ramazan-ı Şerif'te de bu kolaydır onu konuşuyoruz. Evet. İnşallah bu kolaylığı da anlamayı nasip eylesin. Allah razı olsun. Biz şimdi tabii e, hem Ramazan-ı Şerif'in güzelliğini konuşuyoruz. Bir yandan bir yandan da Hayder'in faaliyetlerine değiniyoruz. Şimdi Yesevi sofraları çok önemli. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli Hayder bağışçıları. Niçin önemli? Çünkü Hayder e, gitmiş olduğu tüm ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırıyor. Elhamdülillah, Aslında, elhamdülillah. Oradaki kardeşlerimiz Türk bayrağını görüyorlar. Ülkemize olan efendim sevgileri daha da artıyor. Ümitleri yeşeriyor. Umutları artıyor geleceğe yönelik. dolayısıyla biraz daha böyle bir özgüvenleri tazeleniyor. Elhamdülillah diyorlar. Hani bir Türkiye var arkamızda diyorlar. Bizden de önce Cenab-ı Hak'tan tabii sonra bizden güç alıyorlar ve bu yapılan çabaların boşa gitmediğini de biz artık bugün dış haberler bültenine baktığımız zaman yavaş yavaş görüyoruz aslında değil mi? Yani evet. onca yardım çaba tabii ki biz Allah rızası için götürdüğümüz o yardımlar, o çabalar bir bakıyorsun dünyalık olarak da başka bir güzellik olarak dönebiliyor. Evet. Bu da işin bereketi olabiliyor. Dolayısıyla bu yesevi sofraları önemli. İftar yazabilirsiniz e, telefonlarınızın mesaj bölümüne girip iftar yazıp 7153'e bir kısa mesaj gönderdiğiniz zaman 60 TL bağışta bulunabiliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne bu 60 TL ile bir Müslüman kardeşiniz için iftar ikramı yapmış oluyorsunuz nerede efendim Çatta nerede e, Somalide nerede Filistin'de nerede bugün Birazdan ekranlara getireceğiz. Hindistan'da. ya Hindistan ne alaka demeyin. Biraz Hindistan'ı anlatabilirsin Mehmet abi aslında. Yani orada Müslüman kardeşlerimiz var ya. Hiç evet. haberimiz yok çoğumuzun bilmediği. Aslında ümmet coğrafyası dediğimiz yer o kadar çok büyük, o kadar çok geniş topraklara yayılmış ki. Yani bize unutturulmuş gibi geliyor bütün bu bilgiler aslında. Şimdi tabii mesela dünya Müslümanların sayısını rakam verirken de e birçok kardeşimiz aslında yanlış rakam veriyor. Mesela mesela buçuk, buçuk milyar, milyar, milyar İslam hali biliyor. Dünya nüfusu 8 milyara dayanmış, 8 milyarı geçmiş. Müslümanların nüfusu ne kadardır? Benim acizane kanaatim bir kere 2 milyarın üstündedir. Evet. Ha ne kadar üstündedir? onu tarif etmek mümkün değil. Yani o konuda iddialı bir şey de söylemek istemiyorum. Ama şöyle söyleyelim Hindistan'da bizim özellikle Keşmir'de mesela Keşmir bölgesi evet. e, ondan sonra e, Müslümanların birçoğunun kimliği yok Mustafa Bey yani e, orada nasıl bir tespit yapabileceksiniz nasıl bir sayı alabileceksiniz doğumlar kayda girmiyor kimliği yok çünkü e, aslında Hindistan önemli bir coğrafya yıllarca İslam devleti vardı orada Bahadır devleti vardı dramın yaşandığı yerlerden biri geçen gün videosu çıktı izledik ya cuma yani, namazını kılarken e, oradaki odalar, aşağılık herif geliyor camileri yıkıyorlar Camileri yıkıyorlar, Müslümanlara ciddi bir baskı söz konusu. Çok gündem olmuyor belki yani. mesela yani orada çünkü neden gündem olmuyor? Hindistan'daki Müslümanların organizeli bir e, hareketi de yok, yok yani öyle bir şansı da yok. E, sahip maalesef, çıkanları yok diyelim yani. Yok aynen evet. öyle. E, biz işte elimizden geldiği kadar yıllardır orada kurban kesmeye çalışıyoruz. Yesevi sofraları kuruyoruz. Hindistan'a sahip çıkmaya çalışıyoruz. E i̇şte bu Yesevi sofralarının böyle bir hayra da vesile oluyor yesevi sofralarını aslında kuruyoruz. Oradaki partnerlerimiz de, oradaki ehli sünnet dernekler vakıflar da güçleniyor Mustafa Bey. Bu da çok önemlidir evet. diye düşünüyorum. E çünkü e, burada yani aslında şöyle söyleyeyim, bu yesevi sofraları ve kurban organizasyonları ümmet coğrafyasında e, ben şöyle bir e, madde madde faydaları saymak istiyorum. Mesela birincisi e, Türkiye'den oraya yardım götürdüğümüz için e, buradaki kardeşlerimizin hayrına vesile oluyoruz. Bak. Yani iftarla alakalı önümde bir hadis-i şerif var. Zeyd İbni El Halid El Cuhani Cuhani anh rivayet ediyor. Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Şimdi kardeşlerimizin hayrına vesile oluruz. Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin İki, ülkemizin bayrağını oraya götürüyoruz. Tanı ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Üç, oradaki çalıştığımız yardım kuruluşlarının güçlenmesine organizasyon kabiliyetinin artmasına fayda sağlıyoruz. Dört, bu organizasyonda çalışan insanlar evine ekmek götürebiliyor. Beş, e, sofraya oturan Müslümanlar yemek yiyor. Bak ne oldu? Yani bir yesevi sofrası diyoruz ama e, ümmet adına kazanımların ne kadar arttığı bir organizasyona evet. dönüşüyor. Elhamdülillah. Ben bunu önemsiyorum ve inşallah her yıl bunu artırarak devam ettireceğiz. Önümde de Bakara suresi 177. ayet-i kerime var. bunu da okumak istiyorum. Özellikle burada Rabbimiz buyuruyor ki Ey hükmü kaldırılan meseleleri önemseyip iyiliğin tümünü onlardan ibaret sayarak Kudüs'ün doğu tarafını kıble edenen Hristiyanlarla batı cihetine yönelen Yahudiler o bir ru takva Allah'a yaklaştıran taat ve iyilikler ibadetleriniz esnasında yüzlerinizi o Kudüs'ün doğu ve batı yönüne döndürmeniz değildir. Yani ne demek istiyor Rabbimiz Celle Celaluhu anladığımız kadarıyla? Yanlış adrestesiniz. Evet. Bugünkü ifadeyle yanlış sulardasınız. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Eğer bir takvaya ulaşmak istiyorsanız ve lakin kendisine önem verilmesi gereken bir rütaat sahibi Allah'a, o son güne, tüm meleklere, bütün kitaplara, ve peygamberlerin hepsine inanmış olan fakirlik korkusu ve yaşama ümidi yüzünden mal mülk sevgisine rağmen yakınlık sahiplerine, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelerin boyunlarını kurtarıp onları hürriyete kavuşturma uğrunda mal vermiş bulunan o farz namazları dosdoğru kılmış ve zekatı vermiş olan Allahü Teala ile yahut İnsanlarla herhangi bir konuda anlaştıklarında ise sözlerini yerine getiren kimselerdir. Yani bir Rü takva sahibi evet. olduğunuzu zannederek evet. Kudüs'ün doğu tarafını Hristiyanlar kıble edilmiş, dönmüş. Batı tarafına Yahudiler dönmüş. Bir Rü takvayı elde edeceklerini zannediyorlar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki öyle elde edemezsiniz. İşte saydık burada. sözlerini yerine getiren kimselerdir hele fakirlik gibi maddi sıkıntıda, hastalık gibi bedenlere isabet eden zorlukta ve savaşın kızışma anı gibi küçük güçlük zamanında sabredenleri özellikle met diyor. İşte ancak onlar din hususunda hakka uyup iyilik ve hayır arayışında sadakat göstermiş olanlardır. Siz değilsiniz. Yine işte ancak onlar kafirlikten ve bütün kötülüklerden hakkıyla sakınanların ta kendileridir buyuruyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. E, demek ki e, Allah'ın rızasını kazanmanın birçok yolu var. Bunların hepsini yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun yollarından birisi de ne dedik? Mal ve mülk sevgisine rağmen yakınlık sahiplerine, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelerin boyunlarını kurtarıp onları hürriyetine kavuşturma uğruna mal vermiş bulunanlar diyor. Şimdi burada infak edenler yani. İnfak edenler hürriyete kavuşturmak diyor. Bu hürriyete kavuşturmak deyince Hindistan bugün özgür bir ülke mi? Özgür bir ülke. Peki Hindistan'daki Müslümanların özgürlüğünden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Yok, Neden? Çünkü bir özgürlükleri yok. Tabii. Sürekli ezilen, camileri yıkılan, <laughs> sürekli dövülen, hor görülen, sindirilen, hor görülen yani. Müslümanlar. Onların bir özgürlüğü yok. İşte onlara özgürlüğe kavuşturmak istiyor muyuz? İşte onlara destek olacağız Mustafa Bey. Onlara umut aşılayacağız. Onlara tebessüm etmelerini evet. sağlayacağız. Eğer bu olmazsa ben sana şöyle söyleyeyim. İnsanlar zaten umudunu kesmiş. İnsanlar zaten bulunduğu ortamı kanıksamış. Bize artık bir kurtarıcı gelmez. Biz artık kurtulamayız. Ne yaparsak yapalım bu Hindistan'ın zulmünden kurtulamayız noktasına gelmiş. Yani tabiri caizse Allah'ın kudretini unutmuş. Halbuki ne demesi lazım? Hasbunallahu ve ni'mel vekil demesi lazım aynı ateşe atılan İbrahim Aleyhisselam'ın tek başına artık mancılıkla ateşe atılmış havada gidiyor ateşe düşecek biraz sonra ve dünyada şu ana kadar öyle bir ateş tutuşturulmamış. Yani İbrahim Aleyhisselam için tutuşturulan ateş biz böyle şöyle zannetmeyelim işte böyle bir odunları toplamışlar yığmışlar ondan sonra işte orada İbrahim Aleyhisselam'ı yakacaklar öyle anlamayalım. Ateş yakılmasını yasaklamış. Evet. Nemrut Hatta çiğ köftenin öyle bir tarihi tabii, var anlatılıyor. Tabii. Oraya girmeyelim. Yani ateş Yemek yak pişirecek yakıt yani, bulamamışlar heh, sırf orasını evet, yakmak için yani. Yasaklamış neden? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini artırmak için. Evet. Ateş yakılmasını yasaklamış ve böyle bir ateş tutuşturulmuş. Yanına yanaşılamadığı için İbrahim Aleyhisselam uzaktan mancılık yöntemiyle atılıyor. Havada ateşe doğru giderken düşünsen o ateşin harareti tabii. havaya yükseliyor. Onu nasıl hissedersin ve geliyor Cebrail Aleyhisselam ey İbrahim Rabbinin selamı var. Sana diyor ki bir şey istiyor mu benden? Cebrail Aleyhisselam soruyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Rabbim benim bu halimi biliyor mu? Biliyor diyor. O zaman senin diyor aracılık yapmana gerek yok ey Cebrail. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter diyor. Ve Müslümanlara bunu unutturmuşlar Mustafa Bey. Allah yetiyor mu İbrahim Aleyhisselam'a? Yetiyor. İbrahim Aleyhisselam'a yetişen Allah, Musa Aleyhisselam'a denizi evet. yaran Allah, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da dökülen kanının yere damlamaması için Cebrail Aleyhisselam'a emir veren ve o kanı yere düşmeden yakalattıran Allah, bugün aynı Allah Celle Celaluhu, yeter ki biz o Allah'a dönelim. Evet. Mustafa Bey, yeter ki biz o Allah'ı Celle Celaluhu unutmayalım. Biz ona dönersek kafirleri ancak o yenebilir, biz yenemeyiz. Hatta meşhurda bir kıssa var Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya giderken bir aileyle karşılaşıyor. Aile de bir zalim e, herhalde köle mi bunlar onu da bilmiyorum. Bir zalimin himayesi altında e, Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya giderken e, diyor ki onunla karşılaşıyor. Siz diyor ne yapıyorsunuz? Ya burada tarlada çalışıyoruz. Ben Allah'la görüşmeye gidiyorum. Diyor Allah'tan diyor bir dileğiniz var mı diyor? Sorayım diyor. Ya diyor bu zalimden çok çekiyoruz diyor. Başımızda bir musallat var. Hani tabiri caizse kim gibi olsun? Beşler Esad gibi olsun. Bundan ne zaman kurtulacağız? Diye soruyor. E, ee, kelam Musa Aleyhisselam Allahü Teala'ya soruyor. Celle Celaluhu. Allahü Teala buyuruyor ki o o zalimin 130 sene ömrü var. Deyince Musa Aleyhisselam tabi üzülüyor. Bunu nasıl söyleyeceğim ben bu adama? 130 sene ya. Nasıl dayanıyor? Tabi o zamanlar tabii. eski ümmetler çok yaşıyor biliyorsunuz. Ondan sonra Geliyor adamla karşılaşıyor. Adam hanımı, kızı tarlada çalışıyor. Sordun mu diyor? Ey Musa sordum diyor. Ne buyurdu Rabbimiz? Buyurdu ki 130 sene ömrü var o zalimin. Buyurdu. O zaman adam diyor ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. Hanımı da diyor ki ni'mel mevla ve ni'men nasir. Kızı da diyor ki Gufraneke Rabbena ve ilekel masir. Adam ölüyor. O zalim ölüyor. Ölünce Musa Aleyhisselam da haberi alınca şaşırıyor. Ya Rabbi sen buyurmuştun. Bu adamın 130 sene ömrü var. E, bu adam öldü. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ey Musa, o adam Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. 50 senelik ömrünü sildim." diyor. Allah. Hanımı dedi ki: "Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Kalan 50 senesinde sildim." Kızı da dedi ki: "Hufraneke Rabbena ve ileykel mesir. Tamamını sildim." diyor ve onu onlardan onları ondan kurtardım diyor. Bu kadar basit. Evet. Biz Allah'a tevekkül edeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. O bizim dostumuzdur, Mevlamızdır ve yardımcımızdır. Hufranike Rabbena ve masir. Şüphesiz affedicidir ve en son dönüş ancak onadır. Bitti. Evet. Bitti. Onun için İslam aleminde Müslümanlar umudu tükenmiş. Biz bu umudu yeniden yeşertmeye, yeniden aşılamaya çalışıyoruz. Bu yesevi sofraları çok önemli. Hani biraz konuyu uzattım kusura bakmayın. Ama sadece iftarda ya bir Müslümana yemek yedirdik. Böyle bakmayalım. O Müslümanların gözünün ışığı artıyor. Beline kuvvet geliyor. Feri artıyor. Diyor ki ya Rabbi şu Türk milletini yeniden İslam aleminde sahneye çıkart. Yeniden Türk milleti İslam'ın bayraktarlığını yapsın diyor. Dua ediyor. İnşallah o dualar Allah'ın katına yükseliyor. Evet. Ve o Allah'ın katına yükselen dualar da ee, geri dönüyor, işte Türkiye'nin de şu an gidişatını görüyoruz. Her anlamda güçleniyoruz. İnşallah bu güçlenmeyi artırmak istiyorsak daha çok dua alacağız Mustafa Bey. İnşallah. Tabii. İnşallah bunu da hatırlatmış olduk. Yani mazlumların duasıyla pek çok badireyi atlattığımıza biz inanıyoruz zaten. İnşallah. Yani bu zamana kadar ki işte en son hep beraber hatırladığımız işte 15 Temmuz gibi bir hainliği bu ülke nasıl atlattı yani ya, mazlumun duası neler atlattık olması, neler daha atlattık neler bir gezi olaylarını az yani, görme Mustafa Bey tabii, yani hala belimizi doğrultamadık ekonomik anlamda yani. 17-25 Aralık'ı unutmayalım yaşanan darbeleri unutmayalım tabii. ne zaman bu millet belini doğrultmaya kalksa yani. bu devlet bir kendine gelmeye çalışsa darbelerle muhtıralarla işte postmodern darbelerle milletin tepesine çıktılar ama Aynen. artık elhamdülillah Türkiye'nin ee, Allah ömrüne bereket versin Amin. bütün statükoları bitiren bütün e, olmazları olduran Allah'ın yardımıyla vesayet odaklarını bitiren bir liderimiz var Allah ömrüne bereket versin ee, İnşallah e, önümüz açık bundan sonra biz ümmet olarak millet olarak daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz daha çok yesevi sofraları kuracağız daha çok kurban organizasyonları yapacağız daha çok ülkede Mesela iş yapacağız. En çok kim rahatsız oluyor Mustafa Bey? Bizim bu yurt dışında yaptığımız faaliyetlerden en çok kim rahatsız oluyor? Emperyalistler yani. Ve onların Türkiye'deki maşaları, maşaları rahatsız tabii. oluyor değil mi? Neden? Çünkü Türkiye'nin yeniden o coğrafyalarda, o gönül coğrafyasında tabii. gönüllülük hareketi yapmasını istemiyorlar. Onun için diyorlar Irak'ta ne işimiz var? Onun için diyorlar Suriye'de ne işimiz var? Biz de ne diyoruz? Biz Müslümanın olduğu yerde Bizim Türk kardeşlerimizin olduğu yerde, her yerde işimiz var. Türkiye Cumhuriyetler'de de olacağız, Orta Doğu'da da olacağız, Balkanlar'da da olacağız, Orta Asya'da da olacağız, Afrika'da da olacağız, Hindistan'da da olacağız, Avrupa'da da olacağız, Amerika'da da olacağız, nerede olacağız, her yerde olacağız. Neden? Çünkü bizim varlığımıza, bizim gücümüze dünyanın ihtiyacı var, insanlığın ihtiyacı var. Şu anki dünyada yaşanan sıkıntıları görüyoruz. İnşallah bunun için belki biz göremezsek de torunlarımız görecektir. İnşallah. Biz bugün vazifemizi yapalım. İnşallah onlar da e, gel, gelecekte vazifesini i̇nşallah. yaparlar. Allah razı olsun. Şimdi e, biz bu yesevi sofralarındaki görüntülere bir bakalım. Mehmet. İnşallah abi. bakalım. Ee, ama öncesinde şu bilgileri paylaşayım. 0212 923 1 923 Hayder'in çağrı merkezi. Burayı arayarak efendim. Mesela zekatı da konuşuyoruz Mehmet abi ara ara. Yesevi yolu iftar özel programlarımızda tam da zamanıdır yani elimizden çıkartmamız için. Ya ben zekatımı nasıl verebilirim? Nasıl hesaplayacağım? Bunu merak ediyorsunuzdur illaki ki. Hayder'deki arkadaşları arayarak bu konuda yardım isteyebilirsiniz. Yine aynı şekilde kumanyalardır, yetimdir, burs faaliyetleridir. Efendim fitrenizi vermek istiyorsanız yine bu çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz. 0212 923 1 923 Hoca Ahmet Yesevi Derneği Çağrı Merkezi. Aynı zamanda bu Yesevi sofraları gerçekten ehemmiyeti çok büyük bakın. Yani bir iftar veriyoruz geçiyoruz diye bakmamak lazım bu hadiseye. Deminden beri Mehmet abimiz çok güzel bir şekilde anlattı, izah etti. Dolayısıyla bu iftar sofralarına siz de katkıda bulunabilirsiniz. İftar yazıp bir kısa mesaj gönderdiğiniz zaman 60 TL bağışlayabiliyorsunuz. Bununla da bir kardeşimiz iftarını gerçekleştirmiş oluyor. Filistin'de, Somali'de, Çat'ta, Hindistan'da ve 10 farklı ülkede bu sofralar kuruluyor efendim. İşte biz bugün sizi Hindistan'a götüreceğiz. İşte Hindistan'da bulunan Müslüman kardeşlerimizin iftar sofrası yani Yesevi sofraları. 2024 Haydar Yesevi sofraları kapsamında Hindistan'ın Cerkent eyaletindeyiz. Burada Müslümanların yoğun yaşadığı ve Özellikle de ihtiyaç sahibi Müslümanların yoğun yaşadığı mahallede şu anda dağıtımlarımızı tamamladık. Ee, öğlen civarı hazırlanmaya başlayan 2000 kişilik e, iftarlıklarımız şu anda hanelere dağıtıldı. Özellikle yaşlı, engelli, hasta ve çocukların yaşamış olduğu evlere e, uygun bir şekilde paketlenip teslim edilmiş. Allah tuttuğunuz oruçları, yapmış olduğunuz yardımları dergah vizyette kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. 你走。啊，大牛。嗯嗯 Hindistan'da Müslüman var mı? E var işte görüyorsunuz efendim o kardeşlerimiz de Yesevi sofralarına oturuyorlar. İftarlarını o Yesevi sofralarında yapıyorlar. Elhamdülillah demek düşüyor bize de. Yani oradaki evet. kardeşlerimizin hakikaten Ramazan'da o sofrayı önüne koyabilmek bizim için büyük bir sevinç kaynağı olur elbette. Yüzümüzü güldüren bir hadise inşallah. E, dolayısıyla daim olsun, devamlı olsun hatta daha başka yerlerde de kurulsun istiyorsak bu Yesevi Sofraları müessesesini ben bunu Hayder'den de farklı bir hani Hayder'in kendi içinde apayrı bir faaliyet olarak görüyorum Mehmet abi bunu. Evet. Çünkü gerçekten birine yemek ikram etmenin üzerine kitaplar yazılır. Neler neler anlatılır. Yani yemek ikram etmek, sofraya oturtmak. Yani sofra çok önemlidir. Üzerine kitaplar yazılır dediğimiz gibi. bir de bunun üstüne iftar sofrası. Yani ya kat şimdi, be kat güzellik artıyor yani burada aslında. Aynen öyle. Şimdi yemek yedirmek deyince aslında birçok ibadette mesela haccın kabulünde ikram etmek, yemek yedirmek. Evet. Umrenin kabulünde yemek yedirmek. Ramazan-ı Şerifin kabulünde iftar vermek, yemek yedirmek. Neden? Çünkü yemek yedirmek çok önemli. Onun için Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne yapmış? Her gün sofrasına birisini oturtuyormuş. Oturt, Halil evet. İbrahim sofrası nereden tabii, geliyor? Tabii, yani. yani bu klişe bir, evet. e, öyle kelimeleri peş peşe ekleyip dizilmiş bir şey değil. Halil İbrahim Aleyhisselam her gün sofrasına birisini oturturmuş. Hatta e, bir gün bir mecusi denk gelmiş. E tabi oturunca sofraya Hazreti İbrahim Aleyhisselam demiş ki, ya demiş e, senden bir ricam var nedir? Benim Rabbimin adıyla başla yemeye demiş. Hani yaratan Rabbimin adıyla yemeye başla. Tabi öyle deyince mecusi diyor ki ben diyor senin Rabbine iman etmedim ki niye onun adıyla başlayayım ey İbrahim deyince İbrahim aleyhisselam da bir anda böyle beklemediği bir cevap ya o zaman kalk diyor soframdan. Kalk soframdan diyor. Adam da kalkıyor gidiyor. Tabi o arada İbrahim aleyhisselam hani artık bir şey ne yapayım ne edeyim derken Allahü Teala buyuruyor ki İbrahim aleyhisselam ey İbrahim biz o adam bize 40 senedir isyan ediyor. Okulumuz. Biz ona rızık veriyoruz. Sen bir kere sofrana oturttun. Bizim ismimizi anmadı diye hemen kovdun dedi. Ee, Allah. Öyle Allah. deyince İbrahim Aleyhisselam hemen adamın peşinden yetişti. Dedi ki ya dedi gel dedi ne olur soframa otur dedi. Yeter ki dedi soframda yemeğimi ye. Rabbimin ismini anmasan da şart koşmuyorum dedi. Ne oldu ey İbrahim dedi. Demin dedi şart koşuyordun. Ya dedi Rabbim dedi senin yüzünden bana dedi kızdı dedi. Sitem etti dedi. E dedi ki ne dedi senin Rabbin sana? Ben o kuluma 40 senedir rızık veriyorum. Bana isyan ettiği halde rızkını kesmiyorum da sen bir kere sofrana oturttun onu niye kovdun deyince ya İbrahim senin Rabbin bana kulum mu dedi dedi. Evet sana kulum dedi. O zaman ben de senin Rabbine iman ediyorum dedi. Allah Allah. E yani bu kadar yani. Demek ki yani bak biz Müslümana iftar sofrası kuruyoruz. Demek evet. ki bir Hristiyan bile olsa bir Yahudi bile olsa yedirmek önemli. Evet. Yedirmek önemli. Onun için inşallah biz de yedirmeye alışalım. Hatta bunu adet haline getirelim. Hı hı. Ben öyle inanıyorum ki inşallah bu yesevi sofraları devam etsin. Artık böyle bu bir gelenekselleşecek. Evet. Ve inşallah bu sayılar artacak. Ve yesevi sofrası adıyla. Peki biz bu yesevi sofrası adını niye verdik? Hı hı. Bir de onun üzerinde de bir duralım istiyorsanız evet. Mustafa Bey. Yesevi sofrası adını niye verdik? Çünkü bizim... Büyüklerimiz Peygamber'in ahlakıyla ahlaklandığı için onlar da tekkelerini hep tekke çorbası meşhurdur mesela. Evet, evet. Tekkelerinde hep çorbaları kaynatmışlar, ikramda bulunmuşlar, gelenin kim olduğuna bakmamışlar, niçin geldiğine bakmamışlar, nereden geldiğine bakmamışlar, teninin rengine bakmamışlar, milletine bakmamışlar demişler ki bu kapı Allah'ın kapısıdır, Hak kapısıdır ümitsizlik kapısı değildir. Buraya gelen aç gelir, tok çıkar. Buraya gelen kirli gelir, temizlenir çıkar. Buraya gelen elbisesiz gelir, elbiseli çıkar. Buraya gelen tövbe eder, Allah'a dönerek çıkar. Böyle tekkeler kurmuşlar. İşte ben Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni ziyaret ettim. Allah'a hamdolsun o ziyarette çok büyük bir kazan var orada. Dünyanın en büyük kazanı. İsmi de Tay Kazan. Rivayeti rivayete göre o kazanda e, yemekler pişirilmiş, dağıtılmış. Ha, bu Hoca Ahmet Yesevi'den sonra yapıldığı da söyleniyor. Ama e, ne olursa olsun e, bu meşayihın adeti, mesela biz Şahin Akşiben Hazretlerimizi de ziyaret ettik. Rabbim şefaatlerine nail eylesin her ikisinin de. Amin. E, bunlar Türkistan'ı <laughs> Türkistan yapan, Anadolu'yu e, Anadolu, yu, Anadolu yu yapan, e, Balkanları Balkanlar yapan meşayihı kiramlar Şahin Akşiben ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Şahin Akşibent Hazretleri'nin de Avlusunda da, kabrinin de bulunduğu, camisinin de bulunduğu, tekkesinin bulunduğu avluda böyle büyük bir dört tarafı açık, aynı havzu ı Kevser gibi Mustafa Bey. E, dört tarafı da açık, e, böyle büyük bir kazanın koyulabileceği oyuk bir yer de var. Orada şerbet dağıtırmış. Şah-ı Hazretleri kendi eliyle şerbet dağıtırmış. Yani meşayihın adetidir bu, Resulullah'ın evet. adetidir bu sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hatta bak şimdi söyleyeceğim büyüklerimiz iyi hatırlayacaktır. Anadolu'daki bizim büyüklerimizin de adetidir bu. Mesela Anadolu'da yaylalarda bile kimsenin olmadığı yaylalarda bile yemek pişirilir. Evhane halkının sayısına göre pişirilmez. Fazla pişirilir. Ola ki bir aç gelir onu oturturuz diye de fazla yemek pişirilir. Evet. Gelene mesela Anadolu'da bizim adetimizde aç mısın diye sorulmaz ne yapılır? Sofra kurulur. Aç mısın diye sorulur mu ya misafire? Evet. Bizim geleneğimizde böyle bir şey yok. O soru Sorulmaz. sorulmadan sofra kurulmaya başlanır. Kurulmaya ya. başlar. Çok güzel. Hatta ya ben tokum dese bile yok bizim yemeğimizi yemeden bir yere gidemezsin. Evet. Yani yemek yemeyeni neredeyse döverler Anadolu'da. Evet. Onun için inşallah vermeye alışalım, ikram etmeye alışalım. Yesevi sufra, sofralarını kurmaya devam edelim. Hı hı. İnşallah e, kurdukça e, bu daha da gelişecek ümmet coğrafyasında neşvi nema bulacak i̇nşallah. inşallah çok büyük hayırlara dünyada da ahirette de vesile olacak diyerek sözümüzü tamamlamış olduk. İnşallah olur. Allah razı olsun dediğiniz gibi bu Yesevi sofraları eee ünü gerçekten her yere yayılır. Bunun yayılması için de bu sofraların genişlemesi, büyümesi gerekiyor. E bunun için de tabii bağışlar gerekiyor, destekler gerekiyor. E, dolayısıyla siz de bu Yesevi sofralarına bir tabak ekleyebilirsiniz efendim. Artı bir kişiye daha bir fazladan iftar yemeğe ulaşması için iftar yazıp 7153'e kısa mesaj gönderdiğiniz zaman 60 lira bağışta bulunabiliyorsunuz. 60 lirayla da bir kişinin efendim iftarını siz ikram etmiş olabiliyorsunuz. İftar verenin biliyorsunuz pek çok ecre sevaba eriştiğini ulaştığını. Mehmet abimiz yine programımız içerisinde hadisi i şeriflerden okuyarak bizlere duyurdu. Dolayısıyla biz de bu e, efendim ecre mükafata kavuşabilmek için bu Yesevi sofralarının hem milli e, hem manevi anlamda çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Siz de desteklerinizi esirgemeyin diyoruz. 0212 923 1 923 de çağrı merkezidir. Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin diğer faaliyetler hakkında da yine bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben Mehmet abimize çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olsun. Var ediyorum. olsun. Ee, yarın inşallah yine burada bir başka iyiyi yolu iftar özel programında görüşmek, kavuşmak ümidiyle hayırlı iftarlar diliyoruz efendim şimdiden. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. 0212 923 1 923 nolu Haydar Çağrı Merkezi'ni arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi.org.tr internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. Ben burada Hayder hakkında vereceğim en önemli mesaj güvenilirlik ya. oruçluya bir iftarlık verirse diyor. Yani öt kaminenler cehennemden hazan olur diyor. meyveleri yiyor, yemeği pilavla tavuğu ayırmış. Diyor ki bunu niye almıyorsun? E, bunu diye evde götüreceğim çocuklarla beraber i̇şte yiyeceğim. bak, Onları bu... getirememiş. İşte.